çarpıcı hikayesiyle... Niye senin peşinde bu adam? ...muhteşem oyuncu kadrosuyla... ...ne gemiler yaktım... ...Show TV ekranlarında... ...fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Ben bu zamana kadar hiçbir kadından kötülük görmedim, biliyor musun? Hem ne demişler? Kadın kadının... ...kurdudur. Yurdudur. Polis arıyor. Polis yok. Polis arıyor. Polis yok. Polis. Beni dinle. Tek ortak noktaları anne olmaları olan Yasemin ve Fidan'ın hikayesi kah ağlatacak, kah güldürecek. Nasıl çabaladığımız, hiç vazgeçmeyen iki kadın görüyorum ben. Birbirine önce tabii Yasemin'in Fidan'a desteğini göreceğiz. Sonrasında kim bilir neler olacak da birlikte ayakta kalacağız. İki kadının mücadelesinin anlatılacağı Ne Gemiler Yaktım dizisinin mottosu çok konuşulacak. Hani mottomuz vardı. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mudur diye. Evet, Devrim Özkan özellikle mi Sezen Aksu'nun şarkısının isimlerinin olduğu dizileri tercih ediyor? Benim sözleşmemde yazıyor. Evet. Devrim Özkan, Deniz Baysal ve Erkan Kolçak Köstendil'den diziye dair ilk itiyorlar. Show TV ekranlarında muhteşem bir dizi daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Akman ve Erkan Kolçak Köstendil'in olduğu Ne Gemiler Yaktım dizisi izleyenleri çarpıcı hikayesiyle etkilemeye geliyor. Polis arıyor. Polis yok. Polis arıyor. Polis yok. Polis. Beni dinle. İki kadının birbirlerinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncularıyla bir araya geldik. Ne yaptın sen bu kocana ya? Hı? Niye senin peşinde bu adam? İlk olarak dizide annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ı canlandıran Deniz Baysal ve Devrim Özkan'la birlikteyiz. İki kadının arkadaşlıklarının ekrana geçeceğine inanıyorlar. Vallahi inanılmaz heyecanlıyız gerçekten. Evet, yani her işte bir heyecan oluyor ama biz iki kadın olarak birbirimize çok iyi anlaştık. Enerjimizin de geçeceğine inanıyoruz. O yüzden ekstra bir heyecanımız da var. Doğru doğru. Yani bizim kendi arkadaşlığımızın ekrana geçeceğine ben çok inanıyorum. Çünkü böyle bir şey anlatacağız aslında. İki kadının birbirine sonsuz desteğini ve sınavlarını anlatacağız. Biz de kendi hayatımıza biraz uyguladık onu ve birbirimize destek oldukça karakterlerimize de bunları geçirip yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden umarım enerjimiz çok güzel şekilde yansır. Hemen soralım. Deniz Baysal'ı nasıl bir karakterde izleyecek seyirci? Ya iki güçlü kadının, iki annenin hikayesi evet. Ama şimdi güçlü kadın dediğimizde aslında olaylar karşısındaki tepkilerimiz, nasıl çabaladığımız... Hiç vazgeçmeyen iki kadın görüyorum ben. Birbirine önce tabii Yasemin'in Fidan'a desteğini göreceğiz. Sonrasında kim bilir neler olacak da birlikte ayakta kalacağız. Çocuklarımızla birlikte. Böyle hani hiçbir zaman yılmayan iki ayakta duran iki güçlü kadın. Devrim Özkan dizinin kadın kadının yurdudur mottosuyla ilerleyeceğini söylüyor. Yaşadığımız şeyleri biz sorguluyoruz bu işte aslında. Kadın kadına destek mi olur yoksa köstek mi olur aslında? Biraz da bunun sorgulamasıyla birlikte bir hikaye. Bir tane mottomuz vardı. Kadın kadının yurdu mudur, kurdu mudur diye. Evet, göreceğiz. Kurdu mudur, yurdu mudur? Biz yurda olmayı anlatmaya evet, çalışıyoruz. Aynen. Ama tabii ki hayatta değişebilen faktörler bunlar. Olaydan olaya insanların destekleri değişiyor. Ama biz nasıl olması gerektiğini aslında birazcık göstermek istiyoruz. Çünkü kadınlar birbirlerine destek verdikçe daha çok var olurlar. Çünkü kadın kadının yurdudur yani aynen. Sonuç olarak. Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz.
ilk tanıtım yayınlanacağı zaman Deniz Baysal ve Devrim Özkan bakın nasıl bir heyecan yaşamışlar. İlk tanıtımımız Kızılcık Şerbeti'nin reklam arasında yayınlandığı için biz sürekli mesajlaşıyoruz. Deniz bak 13 saniye kaldı. Devrim hadi geliyor bak şimdi geliyor. Kapat telefona bakma sonra bilmem ne falan filan. Ya ben evde şu şekilde bütün ışıkları kapattım. Televizyon ışığı var sadece. Ve son mesajlaştık başlıyor şimdi sonra konuşuruz falan filan. Böyle evde wow süper olmuş falan muhteşem bir coşkuydu. Deniz'le birbirimize şu ses kayıtlarını atıyoruz. Yani şu an yaşadığımız hissiyatı ve heyecanı unutmayalım. Asla unutmayalım. Aynen. Çünkü devam etmemizi sağlayan içimizdeki bu heyecan her zaman. Devrim Özkan'ın bir önceki dizisi Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiydi. Şimdiki de Ne Gemiler Yaktım. Bu Sezen Aksu şarkılarının isimleri olan dizilerde oynaması tesadüf mü dediğimizde esprili bir yanıt alıyoruz. Benim sözleşmemde yazıyor. Evet. Sonraki yapmıyor onursuz olabilir. Küçüğüm diye devam edecek ama. Yani güzel bir denk geliş oldu aslında benim için. Zaten ben Sezen Aksu hayranıyım yıllardır. Çok dinlerim ve severim. Muhteşem bir sanatçı zaten hepimiz çok seviyoruz. Çok büyük bir ilham kaynağı. Bu da böyle bir denk geliş oldu benim için. Hem Show TV hem Altan Hoca ve ekibi sanki ikinci sezon gibi bir hissiyatla başlamıştım ama değil. Ama değil. Evet. Tabii ki değil. Tabii başka bir karakter, başka bir heyecan, muhteşem bir partnerle birlikte çok güzel bir heyecan oldu benim için tekrar. Deniz Baysal eline Ne Gemiler Yaktım dizisinin senaryosu geldiğinde daha karakterlerine bakmadan hikayeden çok etkilenmiş. Vallahi ben karaktere bile bakmadan hikayeye vurulduğum için bunu Devrim'e de çok söyledim. Hikayeye vurulduğum için, su gibi aktığı için böyle zorlama sahneler olmadığı için. Yani o kadar hayatın akışında evet bazen kurdu da oluyorsun, yurdu da oluyorsun. Onu zaten okudukça aldığım için öyle kabul ettim. Banu Hanım sağ olsun zaten çok güzel, çok güzel yazıyor. Emeklerine sağlık. Aynen bir dördüncü bölümümüz geldi o da harika. Yani Devrim var. İki kadının hikayesi. Daha ne olsun ya? Devrim Özkan soluksuz okumuş senaryoyu. Bende de şu şekilde gelişti. Yani bir senaryo okurken kesmiyorsan okumayı. Aman bir su koyayım kendime. Aman bir bilim. Evet. Bu böyle bir şeydi okurken. Aktı gitti sonrasını istedim. Ama bir bölüm daha gelseydi onu da okusaydım. Bir bölüm. Yani aslında karakterlerden ziyade gerçekten işti bizi işle birleştiren. Evet. İçinde de çok güzel bir hikaye anlatmak var olunca tadından yenmedi. Biz de kabul ettik. Ne Gemiler Yaktım dizisini izlerken kah ağlayacak, kah gülecekmiş seyirci. Sadece ağlayacak mı izleyiciler? Hayır 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 hiç öyle değil hatta. Zaten güzel tarafı da orası aslında. Aynen öyle yani kesinlikle. Böyle her seferinde bir mücadele böyle bir yok biz zaten onu anlatıyoruz. Hayır ağlamayacağım ben evet. Bununla mücadele edeceğim. Aynen. Aslında bizim anlatmaya çalıştığımız şurada şey o. Şurada bir sızı olacak da güleceğiz de eğleneceğiz de kesinlikle. Derde kedere de düşeceğiz. Her duyguyu barındıran bir iş gerçekten. Evet. Son olarak Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın seyircilere güzel bir mesajı var. Birbirimizin kurdu değil yurdu olalım efendim. Evet. Allah ben böyle kalıyorum. Ben. Yok yok yani biz kendimizden çok şey bulacağız bence izlerken. Çünkü güzel hikayelere ve güzel noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Biz çekerken çok eğlendik. Çok ağladık da çok ağladı. Ama yok yani güzel bir keyifle çalışıyoruz. Bunun size yansımasını hep birlikte izleyip görelim. Dizinin başarılı oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil ile birlikteyiz şimdi de. Onu nasıl bir karakterde görecek izleyici? Toprak Komiser. Normalde biraz böyle bir annesine düşkün, kendi halinde yaşayan bir karakterken biraz böyle bir yeğeninin ortadan kaybolmasıyla bir karışık olayların içine düşüyor. O yüzden öyle bir sakin, kendi halinde yaşayan bir polisten birazcık bir başka bir şeye doğru dönüşüyor. Öyle bir karakter izleyecek seyirci. Neye dönüşüyor? Vallahi hiçbir şeye dönüşmüyor. Biraz daha agresif, biraz daha hırslı. Dediğim gibi yani daha böyle bir iki daha mülayim kendi içinde gördüğümüz karakterden başka bir yere doğru yolculuğu var. Onu da hani ilerleyen bölümlerde göreceğiz neye dönüştüğünü hep beraber. Erkan Kolçak Köstendil'e senaryo ilk geldiğinde Ne Gemiler Yaktım dizisinin sağlam bir kadın hikayesi olması çok heyecanlandırmış onu. Hikayeyi iki tane çok başarılı kadın oyuncu Devrim ve Deniz'in sırtlandığı iki tane büyük karakter onların peşinden sürükleniyor hikaye. O yüzden galiba okuduğumda o iki kadının hikayesinin içinde olmak istedim. Seyirci o iki kadının peşinden gidiyorlar. Ben de galiba o iki kadının peşinden giden
polisi oynamak istedim. O yüzden beni en çok heyecanlandıran tarafı bu oldu, yani bir sağlam bir kadın hikayesi olması. Ne Gemiler Yaktım'ın yeni tanıtımı yayınlandı. İlk tanıtımda olduğu gibi bu tanıtımda da iki kadının mücadelesi vurgulanırken tanıtım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne! Baba, yapamıyorum! Rengin! Tek başıma olsam belki bir şekilde idare ederim ama renginle, renginle çok zor. Beceremiyorum ben. Bana yardım eder misin? Annen, o kızla aynı yerde mi tutuyorsun? Ne Gemiler Yaktım Show TV'de başlıyor. Sakın kaçırmayın. Ben bu zamana kadar hiçbir kadından kötülük görmedim, biliyor musun? Hem ne demişler? Kadın kadının kurdudur. Yurdudur. Polis arıyor. Polis yok. Polis arıyor. Polis yok. Polis. Beni dinle.